Evet. Ben de işte yayında döneceğim ona tekrardan ama böyle ya ben Elden Ring'e benim en çok bağlanma sebebim tuhaf bir şekilde bana Dark Souls 2'yi hatırlatması, o günleri hatırlatması oldu. Bunu söyleyince de genelde insanlar şey falan diyor, Dark Souls 2 mi? Yarrak gibi oyun falan gibi oluyorlar da. Ne bileyim ya. Ben harbiden üzülüyorum yani. Bence o kadar da hak, biraz hakkı yeniyor gibi hissediyorum Dark Souls 2'nin ben ya. Dark Souls 2 sevmeyenler ezberden sevmiyor. Biraz orada şey gibi var abi. Fallout 76, ay Fallout 76 diyorum. New Vegas muhabbeti var gibi hissediyorum biraz. Evet. İnternetullah abileri kötü dedi diye Dark Souls 2'yi kötü zanneden çok ciddi kalabalık bir kitle var yani. Ha öte yandan hiçbir şeyde Dark Souls 1'i hatırlatmıyor bana yani. E Dark Souls tabi. 1'in büyüsü başkaydı gerçekten. Hani 2'yi gömene kadar 1'i övelimciyim ben açıkçası. Oh. Bana hiçbir şey Dark Souls 1'i hatırlatmıyor. Ah be abi. Ah be. Eski oyunlar vardı be. Hatırladın mı? Ah be abi ya. Mesela Planescape. Öf. Okurduk be abi. O zamanlar köy enstitüleri kapanmamıştı. Yanımda bir kafatası benle konuşuyordu. Ha, Böyle karakter ben var ya, Spotify'da görmedim böyle karakter. Hatırlar mısınız? Monkey Island vardı be. Macera. Acı. Mesela adam Edim geçmişini unutmuş. Şimdi sana ben sorarım. Bir insanı de. ne değiştirir? Oyun bunu sorguluyor. Şimdi öyle Ice mi? Dale vardı. Vallahi Ice Dale. Drist vardı Muhabbeti 2 gün önce real dinledim bu arada. İzmir'desin kızım, Oo, tabii ki dinleyeceksin. İzmir'de sen metal çok diyorsun bir de. Evet. İzmir'de metal barına gidilmiş. Eski RPG'ler vardı muhabbeti yapılmış. Bayan sıkılmış. Second Edition'da bizim bir Ben arkadaş olsam Kender oynuyor abi. Kenderler vardı. Bayağı Bu ortamlar bayan kaldırmaz. Bu ortamlar bayan kaldırmaz. Şimdi oyunlar popüler oldu. Hepiniz geek oldunuz amına. hey ya. Eskiden olsa bize seks vermiyordunuz, eskiden olsa. Biz Oğlum, oyun oynuyoruz diye. benim Elden'in kesitlerimin altında böyle cahil cahil olduğu bir tayfa var. Hakikaten şey diyorlar. Popüler olunca hepsi solcu oldu falan diye. Ulan. Yani. What? Yani ulan tanımadığın adama bari laf etmeyin ya. O kadar komik geliyor ki bana. Can Sungur öyle solcudur ki Dark Souls'dan Tabii ballanmıştır. canım. Çok nadir, çok nadir bir feat yani. Ben de Popüler olunca ballandım, o da solcu olduğunuz da tabii. olabilir. İkimiz de ballandık bir dönem, şey gibiydik. İmralı'da böyle çıkmayı bekleyen adamlar gibiydik Mücri böyle. arkadaşıydık baya. Oğlum hakikaten yani bana bunu diyen genç olarak şeyi soruyorum. Kimse kalmıyor piyasada. Hani Xbox 360'ında Dark Souls oynayan kaç kişi var deyince böyle yalnızlık içerisinde kalıyorum bir anda. Hiç, yani bence bir oyuna önceden girmiş olmak övünülecek bir şey de değil. Ben bunun flexini de yapmıyorum. Ama hani birisi bana gelip derse ki sen de popüler olunca girdin falan diye. Ulan, yani Xbox 360'da çıktığı hafta Dark Souls'a girip benim eskiden attığım tweet var lan şey diye. Yılın en iyi RPG'sini Skyrim seçmişler o sene. Ben de IGN'e GameSpot'u tagleyerek şey diye tweet atmışım. Dark Souls'un hakkını yediniz, popülistsiniz falan diye İngilizce tweet atmışım falan. Adam da bana gelip diyor ki popüler olunca şimdi siktir git cahil ol cahil ya. O zamanın gazı sen misin işte İşte zaten o şu an zamanın aynı bir çocuğu bendim işte yani. tatlısın. Ben şeyi unutamıyorum oğlum. Lord of the Rings'in filmini izleyip sabahtaki köşe yazarı bir tane adama şey diye mail attığımı unutamıyorum. Adam böyle demiş ki bakın demiş Hollywood canavarlı film çekip gişe rekorları kırıyor falan demiş. Ben de böyle hayvan gibi maili döşenmiştim herife. Canavarlı film demişsiniz. Ancak Yüzüklerin Efendisi. Şimdi böyle salak salak çocuklar bize yazıyor 76 paragraf. O zaman da o salak bendim işte yani. İnsan bunu yaşayınca empati kuruyor. Beşere gibi gezi. Haşmet Babaoğlu oğlum. Haşmet Babaoğlu ne yazmıştım hatırladım. Ay, ama hak etmiş bak buna bir şey demem. Bilmiyorum ki bir tek o Kendi yazısını görmüştüm ben. beğenmediği fikir Haşmet. olunca salak salak çocuklar.
Haşmet abi. Bu adamın fikirleri önemli değil çünkü bu adam şişko. Çok da sikindeydi canım şişko olmaması. Ah be abi. Can da şey diyor çünkü. Bana ekşi sözlükte şişko demişler. Keşke şişko olduğumu fark etmese dünya. Evet. Birisi kilomu söyledi. Ben bilmiyorum çünkü amına koyayım. Her gün aynaya bakmıyorum. Bana da diyorlar sürekli şey diye. Bu şişkonun dediğine bakmayın. Ya işte birinin dediği şeyi herhalde tipiyle eleştirmek çok ilkokul kalıyor. Bir de eşek kadar adamlar yapınca daha da acıklı duruyor ya. Onu anlatamadık millete bir. Ya işte şişkodur kişinin aynesi. Bakılmaz sözüne. Tabii. Aynen kardeşim. Öte yandan aynen. Hakikaten şey bir tayfı da var oğlum. Yani adam mesela sen şişkosun diye sana bana gıcık oluyor. Tamam mı? Ama sonra işte six pack yapmış adam şey deyince karıları boynundan tutacaksın. Isıracaksın karıyı falan diye anlatınca böyle Alfa abim doğru söylüyor. Yeterince steroid aldığı için artık siki kalkmayan abim doğruları söylüyor. Abem benim falan oluyorlar ya böyle. Yazık adamların testosterondan penisi küçülmüş. Erkeklik tavsiyesi veriyorlar. Onlar da bir tık üzülüyor. Onların hepsi ona geçmiş bu arada. Bütün protein abiler şey kız kaldırma, kadın tabii. etkileme tavsiyesi. Tabii. Nasıl giyinmelisiniz falan. Şeylere geçmişler. Bizim senin gibi genetiğimiz yok. Biz ne yapalım? Bizi ne yapalım be abi? Herkes senin gibi yeşildi değil mi? Gerçi mavi değildi. Yeşil gözlü uzun boylu değil yani. Evet. Boy çok önemlidir. Bu dünyada boyun 1.75'in altındaysa siki tuttun. Burada cüceyim oğlum ben buraya gelsin o zaman. Bu arada bir şey diyeceğim. Buradaki